Herkese merhaba. Cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde açıklanması ve dün açıklanan Çin ticaret dengesi verisinin beklentinin altında kalması küresel olarak risk iştahının azalmasına sebep olurken bunun etkisini özellikle ABD tahvil getirilerinde görmekteyiz. 30 yıllık tahvil getirileri 3,5 altına gelerek Eylül ayından bu zamana en düşük seviyesinde bulunurken 12 yıllık getiri spredi 1980'den bu zamana en yüksek seviyesine gelmiş durumda ve durgunluk fiyatlamasını pekiştirmekte. Aslında bu haftanın veri takvimi özellikle ABD tarafında oldukça sakin, FED üyeleri de suskunluk döneminde. Fakat haftaya takvimimiz yoğun. ABD tarafından gelecek olan enflasyon verisinin yanı sıra FED, ECB ve İngiltere Merkez Bankalarının toplantıları var. Son durumda FED Aralık toplantısında 50 bas puanlık faiz artışı %100 seviyesinde fiyatlanırken, artı 25 bas puanlık artış yaklaşık %10 ihtimalle fiyatlanmakta. Genel olarak risksiz varlık yönelimi gördüğümüz bu haftada G10 para birimlerinde de hafta başına göre kayıplar öne çıkıyor. Euro en sağlam duran G10 para birimlerinden ve Euro dolar paritesinde 1.0520 seviyelerinde işlemler görüyoruz. Diğer taraftan 50 günlük hareketli ortalama da 100 günlük yukarı yönünü kesmiş durumda ve bu da Euro'nun gücünü pekiştiriyor. Altına gelirsek güvenli liman talebiyle yükseliş denemeleri olsa da oldukça kritik bir teknik seviyeye geldi. 1785 seviyelerinden işlem gören altının 200 günlük hareketli ortalaması 1793 seviyesinde. 1801'de Bollinger üst bandı var, 1795'te ise Fibonacci direnci mevcut. Tüm bu teknik dirençlere 1800 seviyesinin psikolojik etkisi de eklenince buranın kırılması zorlaşıyor. Eğer buraların üzerinde kalıcı hareket görürsek alımlar hızlanabilir. Bu arada son CFTC pozisyonlarında da altın hala güçlü ve yatırımcı uzun pozisyon oranı %68 seviyesine işaret ediyor. Bu oran Euro için ise %67. Orada da yatırımcıların pozitif olduğunu görüyoruz. Bir aylık risk reversal opsiyon fiyatlamalarına baktığımızda da hem altın hem de gümüş için yukarı yönlü fiyatlama olduğunu görmekteyiz. G10 para birimlerinde ise yukarı yön sadece Japon yeninde fiyatlanmaya devam ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.